Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet hocanız. TYT AYT'ye ne kaldı video serimizde yeni bir video ile karşındayım. Ey güzel arkadaşım, artık bu video serisinde şöyle ilerleyiş şablonunu yapalım mı? Hep aynı tarzda ilerleyelim. Tabii ufak değişiklikler her zaman olabilir. Şunu yapacağız bak. Önce TYT AYT'ye kaç gün kaldı, bundan bahsedeceğiz. Senin TYT AYT konularında nerede olman gerekiyor? Nasıl çalışmaya devam etmen gerekiyor? O 10 günlük periyodu tekrar kafamızda planlayacağız. Biraz sohbet edeceğiz yani. Ardından bizi ilgilendiren MEB'in, ÖSYM'nin haberleri var mı? Onlarla ilgileneceğiz ki bu hafta bomba haberler var. Onu da sakın kaçırma diyelim. Ardından benim bu hafta 10 günlük süreçte izlediğim ve gerçekten sizlerle paylaşmak istediğim videolar oluyor. Bunu paylaşırız. İzlersiniz, kafa dağıtırsınız ki zaten bu video serisinde asıl amaç sana stres yüklemek değil. Sana biraz daha şöyle biraz o ortamdan bir 10 dakika 15 dakika uzaklaştırıp kafa dinlemek, ama dinlerken de düşündürmek, onu da unutmayalım. Peki ve böyle haftanın videosundan sonra benim gerçekten en çok zevk aldığım kısım geliyor. O da haftanın yorumları. Sizden gelen yorumları okuyalım beraber, o yorumlara bakalım. Çok güleceğiz. Yine çok güzel yorumlarınız var. Ve son olarak her hafta, yani her 10 günlük periyotta bu videonun sonunda video sürprizi yapalım size. İşte geçen hafta kamera arkası yapmıştık. Gerçekten çok güzel yorumlar geldi. Teşekkür ederim. Bu hafta da kankam Serkan, belki videonun şurasında bir açarız baloncuk, orada gösteririz. Onunla harika bir sohbet yaptık. Hollanda'da makine mühendisi, dinlemek istersen videonun sonunda da onunla yaptığım konuşmayı paylaşayım derim, ama her hafta farklı bir video olacak. Daha da dikkatini, ilgini çekeceğini düşünüyorum. Peki arkadaşım, sen de hazırsan hadi gel bakalım. TYT AYT'ye ne kaldı? Başlasın. Dedik ya güzel arkadaşım, sohbet havasında geçecek. Biraz kafa dağıtacağız, biraz kendimize geleceğiz. Al bakalım çayını, kahveni. Benle birlikte yudumlamaya başlayabilirsin, ama ilk olarak ben başlayayım istersen. Kahvemizden aldık bir yudum. Dedik ya, TYT AYT'ne kaldı. Son 150 güne geldik. Geçenkinde 160 gün dediğimizde o arkadaşlar gerilmişler. Ya hocam ne yaptın ya, bütün moralimi bozdum demişler, ama ne yani, son 5 aydı mı kaldı deseydim. Son 5 ay deyince biraz daha tedirgin olmuyor mu insan? 150 gün deyince aman daha varmış. Psikolojik sınırı 100 gün ya diyebilirsin. Neyse, son 150 gün çalışmalar nasıl yapılmalı, nasıl gitmeliyiz TYT'de AYT'de? Ben hemen notlarımı şöyle senin için aldım, onları beraber okuyalım. Şimdi öncelikle 15 tatil süreci başladı bildiğin gibi. İşte 18 Ocak itibariyle tatilimize çıktık ve bu 15 tatili çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü 150 gün kala bir daha böyle uzun bir ara tatilimiz olmayacak. Eksikleri tamamlamak için tam zamanı. Tabii ben eksiklerden kastım ne oluyor? Hocam eksik tamamlamak ne demek? Bak, eksik tamamlamak konulardaki bilmediğin ya da gerçekten öğrenemediğin noktaları tamamlamaktır. Yani bir nevi eksik tamamlamak konu çalışmaktır. Ey güzel arkadaşım, bu periyotta kafa sakin olacak. Muhtemelen daha çok zamanını evde geçireceksin ya da çalışmak için kütüphaneye de gidiyor olabilirsin. Ne yapacaksın? Oturup gerçekten canavar gibi konu çalışacaksın. Konu çalışmak demek alıp karşına koyup, ben en azından matematik için, kendi branşım için söyleyebilirim, uzaktan böyle okumak demek değildir. Birçok arkadaşla görüyorum, okumaya çalışıyorlar. Arkadaş, matematik okuyarak, uzaktan bakılarak öğrenilecek bir şey değil. Çalışacaksın. Çalışırken alacaksın eline kalemi. Ya biz bunu replik olsun diye söylemiyoruz her videonun başında sana. Elde kalem, önünde kağıt, sen de yazacaksın o notu. Sen de yazacaksın o tanımı. Sen de yazacaksın o özelliği. Anlaştık mı? Konu eksiklerimizi tamamlamak için bence birebir bir fırsat. Bunu kaçırmamamız lazım. Peki, TYT matematikte hocam ben ne çalışmalıyım? Hangi konuları bitirmiş olmalıyım diye bir soru gelebilir aklına. 15 tatil süreci, son 150 gün. TYT'de konu kaldı mı? Aman diyeyim güzel arkadaşım. TYT'deki bütün konuları aslında bitirmiş olman gerekiyor. Ama TYT konusunun asla bitmediği bir nokta var. Hatta iki nokta var. Birincisi problemler, ikincisi tabii ki fonksiyonlar. Fonksiyonlar gerçekten önemli. Bitti desen bile muhakkak bulabildiğin bir fasikül, bulabildiğin sorular varsa sürekli tekrar etmen gerekiyor. Özellikle fonksiyonları. Problemler desen derya deniz. Hani bir sahile gittiğinde o deniz kumlarının tanelerini düşün. Her biri bir problem olsa saymakla çözmekle bitmez. O yüzden her gün problem çözmeye devam, ki burada Gri Koç'un çok güzel bir planlaması var biliyorsun. Hani neydi o? P vitamini serisi. Her gün problem ve paragraf serisi. Sen de buna muhakkak bence devam etmelisin. Her gün problem çözmelisin diyeyim ben sana. Bu TYT kısmında çalışacağın konulardı senin. Bir de AYT kısmında özellikle notu aldığım kısımlar var. Ya hocam ben AYT'ye başlamadım ya da başlayacağım ya da başladım, acaba nerede olmam gerekiyor diye bir kafanda soru işareti varsa 1-
polinomlar. 2. İkinci dereceden denklem çözümleri. 3. Parabol, hani onun grafikleri vardı. 4. Eşitsizlik sistemi ve eşitsizlik vardı ya. Bu 4 konu bitmiş olmalı ya da bitirmediysen 15 tatil. Bunun için artık son süreç. Son süreçtesin, son kulvara girdin. Bu 4 konuyu, 4 saydık değil mi ya? 4 konuyu muhakkak bitiriyorsun, tamam mı? Bitmediyse bile, pardon, bitirdiysen bile bu 4 konuyla ilgili canavar gibi soru çözüyorsun. Çünkü ikinci dönem itibariyle birlikte limit türev integrali bitirebiliriz. Zaman yeter. Hiç kafanda soru işareti olmasın. Yani ben hocam 15 tatil bitti, limit türev integral daha bitmedi. Dert değil. Onları bitirsin ama sen o arkada bıraktığımız konuları gerçekten harcadıysan, gerçekten gömdüysen o konuları bence problem çıkmayacaktır. Ben bu 4 konuyu sana bir kez daha söylemiş olayım sana. Bir de şu notumuz vardı. Geçen videoda da söylemiştik. Son 160 günde de söylemiştik. 15 tatil sürecinde muhakkak deneme çözülmesi gerekiyor. Ama kalkıp tamam derece öğrencisi olabilirsin belki. Derece öğrencisiysen her gün çöz. Tamam problem değil ama biz ilk 100 bine kapağı atalım. İlk 50 bine kapağı atalım diyorsak eğer bence bu 15 tatilde en az 3 deneme. Peki bu denemeyi nasıl çözeceksin? 1. Hala çözmediysen lütfen 15 tatil başında çöz dediğim TYT AYT denemesi çözüyorsun bir tane. Nerede olduğunu görmen lazım. Bu süreçte 15 günlük tatil sürecinde çıktığımızda tatilden nerede olduğumuzu bilmemiz gerekiyor, tamam mı? Bu sebepledir ki önce başında, sonra ortasında, yani ilk hafta sonunda cumartesi pazarı artık hangisini istersen ya da gerçekçi olacak dersen cumartesi TYT çözersin, pazarta AYT çözersin. Bakalım netlerde nasıl bir değişiklik oldu. 15 günün sonunda bir tane daha patlattın mı? Bence efsane olur. Bu deneme kısmını ya hoca laf olsun diye söylüyor deme. Yani ben en azından kardeşim gibi gördüğüm için, kendi çocuğuma da aynı şeyi önereceğim için sana da aynısını öneriyorum. Başarı olmanı hepimiz istiyoruz. Ne dersin? Peki, bu kısmı bitirdik. Aha, bak ben buraya çok önemli bir not daha almışım. Ve çok önemli yazmışım. Hiç başlamayan tayfa, eğer buradaysan. Yorumlara bir kere yaz. Sen kimsin bir görelim bakalım. Hiç başlamayan tayfa için şunu yapmışım. Hani bu havaalanlarında son anons yapılır ya. Evet, uçağın kalkması için bilmem ne bilmem ne sayın bilmem ne son anonsumuzdur diye başlayan bu anons şu an sizler için yapılıyor. TYT, AYT için son anons. Çalışmaya başladın. Sonraki 10 günde ben artık TYT, AYT başlayın gibi bir cümle kurmayacağım. Gerçekten geç olacaktır. Bunu düşünmek daha istemem. Evet, bu haftalık gündem maddeleri bu kadar. Şimdi haftanın haberlerine geçelim. Ey güzel arkadaşım, bildiğin gibi geçen hafta da duyurusunu yapmıştık. MSÜ sınavlarına başvuru süreci başladı. Milli Savunma Üniversitesi. Hocam ne alaka, ben bu sınava girmek istemiyorum diyenlere ben bir kez daha duyuruyu burada paylaşayım. Ey güzel arkadaşım, ÖSYM'nin yaptığı ve TYT sınavına en yakın sınav hangisi dersen sana söyleyebileceğim bir sınav. Hocam moralimiz bozulur diyenler olmuş bu sınava girersek. Hiç öyle düşünme. Bak bu sınav olduğunda daha senin gerçek sınavına 2,5 aydan fazla süre olacak. Toparlamak için harika olacak. Eksiklerini görmek için harika olacak. Ne yapıyorum? O havayı kokluyorum. O havayı koklamak için bence efsane olacak. Bence muhakkak MSÜ sınavına girmelisin. 100 TL'lik bir sınav ücreti varmış. Muhakkak başvur diyelim. Son başvuru tarihimiz 10 Şubat. Evet arkadaşım, bu haftanın ikinci haberi de Milli Eğitim Bakanlığı'nın yepyeni yayınladığı bir tane uygulama varmış. Ben de bunu Milli Eğitim sitesinde gördüm arkadaşlar. Şu an ekran görüntüsünü sizle de paylaşıyorum. Gelin beraber inceleyelim derim ben bu uygulamayı. Eğitim takvimi diye bir uygulama Milli Eğitim Bakanlığı'na ait. Yaklaşık 6,5 megabayt bir büyüklüğü var. Hemen yükledik. Sen de ekrandan takip ediyorsun. Aç dedik. Bakalım nasıl bir uygulama bizi bekliyor. Ebeveynler için 2020 eğitim takvimi. Gerçi ben öncesinde inceledim. Tabii incelemediğim sayı niye sana burada anlatayım değil mi? Anne baba çocukları büyütürken rehberlik edecek bir takvim olacağını söylüyor. Günü özel içeriye kolayca erişebileceğimizi söylüyor. Kullanmaya başlayalım. Üyelik falan istemiyor bu arada. Bak burada kocaman takvimi görüyoruz. 21 Ocak Salı gününden. Evet, ben bu tarih itibariyle yani son 150 gün, keşke buraya o notu da düşselermiş. Bugün 24 saat ve her saniyesi çok kıymetli yazmışlar. Ha, ne kadar güzel değil mi? Bu arada sağa sola gidiyor mu? Ha, evet, bir önceki tarihe de geçebiliyorsun, bir sonrakine geçemiyorsun. Biraz aşağılara indiğimizde günün sözü var. Bence insanları motive etmek için gayet güzel yapılmış bir uygulama. En büyük yanlış, yanlışlarının farkında olmamak. Günün sözü gayet güzel. Günün kelimesi var. Anlama yeteneği, anlayışlı, akıl erdirme demekmiş idrak. Algı demekmiş. Erişme, ulaşma demekmiş. Güzel. Günün deyimi, sübut bulmak. Kanıtlamak, ispat edebilmek anlamına geliyor. Edilmek anlamına geliyormuş. Bence TYT, AYT için harika olabilir. Ne dersin? Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu bir uygulamada günün sözü, günün deneyimi, günün kelimeleri neden ÖSYM tarafından çıkmasın?
Ya bak yalnız bunu bir an burada düşündüm. Bence bu uygulamaya her gün bakmasın. Bence çok güzel bir yerden yakalamış olabiliriz. Geldik günün oyununa. Bu soru olarak gelmez ama neymiş merak ettim. Bir miktar paket lastiği alın. Genişçe bir bardağa en fazla lastiği en kısa sürede kim geçir? Dur bunu deneyelim hadi gel. Dur. Geldim güzel arkadaşım. Bakalım bu olay nasıl olacak? Ne diyordu? Günün oyunu bir miktar. Ben bardağımı aldım geldim. Böyle irice bir bardak buldum geldim. Bir miktar paket lastiğini alın. Aldım. Önümde de biraz paket lastiği var. Bunu en kısa sürede kim geçirebilecek? Sen de benimle birlikte geçirebilirsin. Bakalım ne olacak? Var mı yani bundan sonra ne oluyor? Paket lastiklerini bir tabağın. Tabağın mı? Tabak mı? Bardak mı arkadaş? En fazla kısa sürede kim geçebilir? Oyununu oynayın. Tamam. Paket lastiklerini bir tabağın üzerine geçirdikten sonra parmaklarınızla lastiklere dokunarak bir müzik aleti gibi ses çıkartın. Ama sonraki oyun. Ben şimdilik tek bunu oynayayım. Seninle beraber yarışıyorsak eğer. Aa yeşil lastik nereye gitti fırladı mı? Bilemedim. Kim kazandı ne dersin? Neyse çok bize göre bir oyun olmadı sanki bunu ya. Evde 3-5 yaş grubu arkadaşım varsa, kardeşim varsa onunla da oynayabilirsin. Ben şimdilik bu kadar dedim. Günün oyununu da geçtik. Günün değeri var, atasözleri var, günün önerileri varmış. Güzel şeyler var arkadaşlar ya. Günün çözümü var. Çocuklar için, bu ebeveynler için olabilir. Günün nedeni, mıknatıs neden demiri çeker? Bence gayet güzel. Aa günün doğrusu bak bu da yine ÖSYM tarafından neden soru olarak gelmesin. Şalter diye yazılmıyor bak. Şalter diye yazılıyormuş. Bunu da buradan görmüş olduk. Evet günün haberleri bu kadardı diyelim. Yola devam edelim ve güzel bir kısım geldi. Haftanın videosu gelsin. Ey güzel arkadaşım haftanın videosunda aslında bu hafta yine kendi videomu önerecek gibi olacağım ama aslında Gri Koç'un kanalında yayınlandı. Gri Koç'un keşfet serileri var biliyorsunuz. Her hafta çarşamba günü yepyeni insanlarla, yepyeni meslek gruplarıyla ilgili kendini nasıl keşfettiği süreciyle ilgili videolar çekiyor. Sağ olsun Gekon Hocam bizleri davet etti, onur etti bizleri. Biz de dilimiz döndüğünce kendimizi anlatmaya çalıştık. Videoya buradan şöyle bir görebilirsin. Bu videonun açıklama kısmından da bir link bırakalım. Gri Koç'un kanalındaki o videoyu izlersen bizim hakkımızda daha farklı, daha böyle özel konularla ilgili bilgilere ulaşmak istersen ulaşabilirsin diyelim. Haftanın videosu bu kadardı ve haftanın bence en tatlı, en neşeli, en komik anı geldi. Ey güzel arkadaşım sizden gelen yorumları okuyoruz. Evet arkadaşım haftanın yorumlarında ilk olarak SNC diye bir arkadaş yazmış. Gayet güzel. Ya bayıldım şu yoruma. Gerçi bu Twitter'daydı galiba. Test çözerken bir soruda takılırım. Sizde de eminim oluyordur bu durum. Testin çözümüne bakmak için telefonu elime alırım. Bildirimlere bakarım. Telefonu bırakıp teste dönerim. Çözemediğim soru olduğunu hatırlayıp tekrar telefonu elime alırım. Tekrar bildirimlere bakarım. Telefonu bırakıp teste dönerim. Nokta nokta nokta. Nasıl devam ettiğini herhalde tahmin edebiliyorsundur. Aynı durum ne dersin sende de var mı? Evet haftanın diğer bir yorumuna geçtik. Yine bu da Twitter'daydı. Bakalım ne varmış burada. Bu da gerçekten benim ya matematikçi hocaya yani matematik öğretmeni gıcık olabilir mi konuya? Oluyor be arkadaş. Olasılık permütasyon kombinasyon. Siz herkesin arada denk gelip öğrendiğini sandığı ama kimsenin tam bilmediği yegane gıcık konularsınız. Gıcığı ben ekledim yalnız. Evet gerçekten bence de öyle. Sence matematiğin en gıcık konusu hangisi? Gerçekten öğrendiğini düşündüğün ama gerçekten soruları geldiğinde ben bu konuyu hiç anlamamışım dediğin konu. Yazsana yorumlara bunları bir görelim. Önümüzdeki hafta belki onu da paylaşırız. Twitter'dan yine başka bir yorum var arkadaşım. Çok çalışmış iki derse felsefe ve dine bakalım ne diyor. Felsefe ile din o kadar birbirine karıştı ki bir ara Mekkeli müşrikler Medineli filozoflara saldırıyordu demiş. İlk okuduğumda çok gülmüştüm. Gerçekten efsane olmuş. Sayısalcıların aşk tarifi var yine yorumlarda bu sefer sırada. Seni birinci dereceden değil yüksek mertebeden sevdim. Yani ikinci üçüncü dereceden demek istiyor. Türevini değil her zaman integralini almayı seçtim. Belki gönlüm bana teğet geçti. Tek noktada dokundu demek istiyor. Ulan matematikçi olarak da şiiri böyle yorumluyoruz ya. Benim orijinim her zaman sensin. Yani tam göbek noktası, sıfıra sıfır noktası, başlangıç noktası demek istiyor şairimiz burada. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir tweet olmuş. Efsane bir tweet daha arkadaşım hemen arkasından. Tam şu 150 gün kaldı tabirinin arkasından okusaydık daha mı güzel olurdu. 46 kromozomun 44'ü sınav stresi yeminle. Kalanı zaten cinsiyet falan demiş. Efsane yorum. Şimdi gelelim bizde yazdığınız yorumlardan. Yine bayıldım. Selcan Avcıoğlu yazmış. Parabol 1. 65 günde AYT matematikte parabol 1 videosunun altında okudum ben de bunu. Hocam hazır mikrofonu elinize almışken bir de şarkı patlatsaydınız keşke demiş. Ama kusura bakma. Evet Selcan'cığım. Yani ben orada bir de şarkı patlatsaydım bazen mikrofonu elime alıyorum ya. Eminim dağılırdınız. Abone olmamaya kalmazdı burada. Yani bu sesten bir şey beklemeyin siz.
Neyse gelelim başka bir yoruma. Aristo Loading yazmış. Bakalım ne yazmış arkadaş. Hocam biz apartman sakinleri olarak her öğrenci evlerinde sesinizi duyuyoruz. Üst katta sesiniz, alt katta sesiniz var. Ben de merak ettim dedim. Kimdir bu hoca? Arkadaştan istedim ve şu an tüm apartman film izler gibi bizi izliyorlar. Aristo'ya da ben de hemen cevap yazdım. Apartman ismini söylersen o apartmana selam göndermek isterim dedim ama henüz bir cevap gelmedi sanırım. Buradan selam olsun oradaki apartmandaki dinleyicilerimize diyelim, izleyicilerimize diyelim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, Cansu Çayır yazmış. Neymiş yorumu bir bakalım. Ben kafayı yedim sanırım. Diziler deyince aklıma matematik dizileri geliyor artık. Ah ah, nerede o eski Netflix dizileri demiş. Ey gidi hey. Olsun, sınav için az sabır. Son 5 ay, son 150 gün. Ondan sonra sabahlara kadar Netflix'ten dizimi izlersin, başka yerden mi izlersin bilmem. Ama dizilerine geri dönebilirsin. Yine bize gelen yorumlardan şöyle bak okuyalım. Hatırlar mısın bilmiyorum ama geçen hafta TYT AYT falı bakmıştık. Onunla ilgili bir video, tabii işin esprisi o. Okuyalım bakalım ne yazmış arkadaşlar. Arkadaşlar hocaya çok yüklendik. Her tür video ata ata adamı ne hale getirdiniz demiş. Hemen altında başka bir yorum. Hocanın durumu bu aralar pek iyi değil herhalde. Ek işe başlamış falcılık gibi herhalde bunu söylemeye çalışıyor. Bu yorumlarınız beni gerçekten mutlu ediyor. Bu yorumları her zaman bekliyorum arkadaşlar. Haftanın yorumları bu kadardı. Haftanın sürpriz videosu. Gönder gelsin. Ben sana bırakıyorum şeyleri, daha sonra montajları yani. Oo, neler montajlayacağım buraya. Sen onları izle. Zaten biliyorsun hani beni sosyal medyadan yok gibi sen, bir şey. Aynen öyle, sen kullanmıyorsun zaten. Ben de kullanmıyorum. Bak da benim rapper matematik adı altın. Ben yokum abi. Büyük yalan. Bunu da göreyim. Benim sosyal medyada rapper matematik haricinde bir şeyim yok en azından. Ben sadece onunla varım. Düşün yani. Kendi adıma hiçbir şey kullanmıyorum aslında. Görüşmek üzere abi. Vay Serkan'ım. Ey güzel arkadaşım. Umarım bu dakikaya kadar seni en azından bir 10 dakika 15 dakika sınav stresinden uzaklaştırmış. Şöyle biraz güldürebilmiş, tebessüm ettirebilmişimdir diyelim. Birazdan gelecek olan video haftanın sürpriz videosu. Her hafta değişecek onu söyledik ama bu hafta gelecek olan video benim için gerçekten çok özel. Neden çok özel dersen, lisedeki arkadaşlarınız vardır, kankileriniz vardır. Canınız kanınız kadar aileden, yani aileden biriymiş gibi seversiniz. Evet, benim liseden canım kanım aileden biri olarak söyleyebileceğim Serkan ve Sercan arkadaşım var. Ailecek hala görüşmeye devam ediyoruz. Umarım bundan sonraki uzun yıllarda da görüşmeye devam ederiz. Evet, ikisi de makine mühendisi oldu. Biri Hollanda'da, biri İzmir'de çalışıyor. Hollanda'da çalışan Serkan arkadaşımızdan, kankamdan, kardeşimden rica ettim. Dedim ki, ya öğrenci arkadaşlarım makine mühendisliği olmasa bile en azından yurt dışında çalışmanın, yurt dışında master yapmanın ne demek olduğunu merak eden siz gençler. Çok özel bir video geliyor. Buyurun, videonun sonuna bununla kapatıyoruz diyelim. Siz izleyin. Ben burada kapatıyorum, şimdilik ayrılıyorum. Bir sonraki videoda son 140 günde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. İyi çalış, çok çalış. Kendin için çalış. Hoş kal. Hoşça kal. Videoyu izlemeye devam et. Merhaba Serkan, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Kimsin sen? Ben seni tanıyorum ama arkadaşlar seni bilmiyorlar. Kendini tanıtır mısın arkadaşlara? Ben Serkan. Şu anda Hollanda'da yaşıyorum. Yaklaşık kaç sene oldu? 20 sene önce falan herhalde tanıştık hocamla. O zamandan beri arkadaşız. Yani bağlantıyı hiç koparmadık. Aynen. Her sene hep görüşüyoruz. 20 sene oldu herhalde. Oldu. En az 20 sene oldu. Ne yapıyorsun Hollanda'da? Niye gittin Hollanda'ya? İş için Hollanda'dayım. Daha önce de iş için Avrupa'daydım. Daha önce İtalya'daydım. Yani Avrupa'ya bir macera olarak bir başladık. 12 senedir, 13 senedir Avrupa'dayım. Peki şimdi arkadaşların, sınava hazırlanan arkadaşlar. Asıl merak ettikleri kısım şu. Ya bu Serkan denen arkadaş hangi üniversitede okumuş, hangi bölüm okumuş, nasıl gitmiş Avrupa'ya? Herhalde asıl merak edilen kısım bu. Hangi üniversiteden mezunsun Serkan sen? Ben İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü makine mühendisinden mezunum. Mezun olduktan sonra bir de master yaptım. 4 yıl Türkiye'de İzmir Yüksek'te okudum. Evet. Ardından? 5 sene işte 4+1 hazırlık dahilinde okumalar. Bilmiyorum şu anda İngilizce hazırlık var mıdır yok mudur. Ondan sonra İtalya'ya gittim. Orada yüksek lisans yaptım. Yine makine mühendisliği üstüne. 2 sene de oradaydım. Oradan sonra bizim macera başladı. İşte İtalya'da çalıştık. Oradan Hollanda'ya geçtik hep iş için. Şu anda hala Hollanda'dayız. Peki neden mühendislik? Yani tamam, evet, sayısal bölüm okuyorsun. Hani başka meslek var mıydı hayalinde, ya da evet benim hayalimdeki meslek makine mühendisliğiydi, ben bu yüzden makine mi okudum dersin, ne dersin? Valla hani derler ya, sayısala kafası basıyor diye. Ya benim de öyleydi herhalde. Gerçi yani, seni biz hatırlıyoruz yani. Biz kalem oynatamıyorduk da sen canavar gibi soruyu çözüyordun yani.
Yok canım, ne demek, olur mu? Valla çocukluktan beri herhalde teknik konuda bir ilgim vardı. Bildiğin gibi zaten babam da hep aynı Evet. meslekte çalışıyor, yine makine üstüne. O yüzden hep içimdeydi yani, yine makine bölümü, teknik bölümler, elektronik gibi. Ondan sonra makine mühendisliğinin gayet bana uygun olduğunu düşündüm. Zaten ilk tercihimdi bir de makine mühendisliği. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü de ilk tercihimdi. İzmir'de kalmak istedim. Yani en iyi okul olarak hani gördüğüm o zaman da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ydü. Makine mühendisliğini yazdık. İlk tercihim orayı Orayı kazandım. kazandın. O da çok güzel oldu. Evet. Peki geçelim başka soruya. Şimdi senin meslekte tam olarak ne yapılıyor? Hani makine mühendisi açıyor makineyi, içine mi bir şey yapıyor, yoksa hani artık bilgisayar üstünden mi dönüyor işler? Hani bir iş yerine başlayacak arkadaş, makine mühendisi yani ağır şartlarda mı çalışıyor? Bunu da merak ediyordur herhalde, değil mi? Sen Ya ne tabii yapıyorsun mesela? İşe gidince ne yapıyorsun? Giydin kravatı takımı falan, pantolonu çektin, arabaya bindin, dükkana gittin. Valla çok şükür. Bizim iş yerinde pantolon, kravat falan giymiyoruz yani. Serbest. Hani çok mühendislik yerlerinden hani aşırı derecede hani öyle takım elbiseyle falan pek iş olmuyor. Genelde hani rahat giyilebiliyor. Makine mühendisi ya, bu herkesin aklına ya makine mühendisi deyince ne var işte, bazen olur ya derler. Arayalım da bizim böyle olan makine mühendisi baksın bizim çamaşır makinesi bozuldu falan. Aynen öyle. Hani ben bilgisayar bozulunca sana haber veriyordum gerçi. Hani o Evet. hesapma yani. Yani o kadar olmasa da yine makine mühendisi çok geniş yelpazeye sahip bir meslek. Her türlü alanda çalışabiliyorsun. Yani sağlık sektöründen tut, yani otomotiv sektörüne, gıda sektörüne, kimya sektörüne kadar yani birçok alanda birbirinden çok farklı işler yapabilirsin. Üretimde çalışabilirsin, planlamada çalışabilirsin, kalite kontrolünde çalışabilirsin, tasarımda çalışabilirsin. Yani çok farklı bölümlerde çalışabileceğin bir alan. Zaten benim de yani seçme nedenlerinden biri oydu. Diğer mesleklere göre belki de mühendislik olarak en geniş mühendislik diyebilirim. Yani İş inşaat bulma anlamında söylüyorsun, değil mi? Hani piyasada tabii iş bulma anlamında. iş bulma anlamında yani inşaat sektöründe bile çalışabilirsin. Gidersin otomotiv sektöründe de çalışırsın. Yani ben işte şu ana kadar hep ürün geliştirmede çalıştım. Diyelim televizyondan tut işte buzdolabından, fırından, kahve makinesine birçok çok farklı ürünlerin Kesinlikle. geliştirmesinde yer aldım. Hatta bir istersen üretime geçersin, istersen planlamaya geçersin. Ama hani direkt olarak yani mühendis olduğum hani eline işte ne denir tornavidayı alayım, onu alayım, bunu alayım hani Öyle direkt değil. öyle işlere gireyim diye bir şey yok yani. Tabii ki yani istiyorsan, seviyorsan o işinin bir parçası olabilir yani. Biraz daha üst seviyede işler de var. Yani planlama dediğimiz işte takım yönetimi. Mesela benim şu anda yaptığım iş gibi. Biz bir ürün koyacağız piyasaya. Onun işte tasarımıyla ilgili tasarımcı arkadaşlar var. Yine bir grup mühendislerden oluşuyor. Yani elektronik mühendisi, yine makine mühendisi, bilgisayar mühendisi gibi. Ben bunu, bu takımları proje içerisinde yöneten kişiyim. Peki şimdi Türkiye'de hani iş olanağı yoktu da yurt dışını bu yüzden mi seçtin, yoksa oradaki şartlar daha mı güzel? Yurt içinde de yani makine mühendisi olan bir arkadaş ya da her mezun bir iş bulabilir mi? Öyle bir garantisi var mı bu mesleğin sence? Ya da ne yapması lazım? Üniversitede ekstra bir şey mi, ya da okuduğu üniversitenin ismi de mi çok önemli sence? Türkiye için en azından. Makine mühendisi çok demiştim yani geniş yani her türlü sektörde çalışabilirsin ve bunun yanında her yerde de çalışabilirsin. Yani bu iş sadece ben Türkiye'de öğrendim, Türkiye'de yapabileceğim diye bir şey yok. İstersen Avrupa'da işte yani benim deneyimlerime göre ben İtalya'da da çalıştım, Hollanda'da da çalıştım. Çok genel geçer bir meslek. Her yerde iş bulma imkanım var. Tabii ki yurt dışına gitmek istersen Ama yani dil şart tabi, dili tabii olmadan. ki dil şart yani İngilizce mutlaka çok iyi seviyede olması lazım. Teknik İngilizcenin çok iyi bir seviyede olması lazım. Dilden sonra artık sana kalmış diyeyim seçimin. Çünkü yani hayatta her zaman herkes kendi seçimini kendisi yapar. Nereye gideceksin, ne yapacaksın? Yurt dışında mı çalışıp hayatını orada mı devam ettireceksin? Yoksa Türkiye'de kalıp ailenle birlikte kendi memleketinde mi çalışacaksın? Onlar hani seçime bağlı. Yurt dışına gitmek için ne yapması gerekir? Yani çok özel bir şey yapmana gerek yok. Sadece zaten hani dilin varsa ve yani istiyorsan herhangi bir şekilde bağlantılarını kullanarak ya da internetten araştırarak günümüzde artık her şey global ve yani bir internetten diğer dünyanın diğer ucuna çok rahat bir Gidiyor. şekilde ulaşıyorsun. LinkedIn olsun, diğer işte sosyal medya servisleri olsun. Yani çok rahat bir şekilde ulaşılabiliyor. O yüzden illa şu stepleri şey bu adımları yapman gerekir diye bir kural yok yani. Peki şimdi bu meslekte
yeni başlayan bir mühendis için ortalama hani gelir nedir gelir? Yani arkadaşlar bunu da merak ediyor. Çünkü harbiden bir mesleği seçerken onun getirisi de önemli. Tabii. Sonuçta meslek senin hayatını devam ettirmen için gerekli olan ekonomik seviyeyi de sağlayabilecek olması lazım. Aynen öyle. Hollanda'da ortalama bir makine mühendisi yaklaşık 40 bin euro yıllık. 40 bin euro. Evet. 40 bin euro yıllık brüt olarak. TL cinsinden hesaplayınca bayağı canavar bir şey çıkıyor ortaya ama. Tabii ki şimdi ama ülke standartları çok farklı. Yani o yüzden 40 bini direkt çevirip yani tabii ki sanki Türkiye'de o parayı harcasan çok güzel olur. Hafta geliyorsun tatillerde buraya. Maalesef yine Avrupa'da harcamak zorundasın. O yüzden de standartlar farklı. Yaşam, geçim giderleri çok birbirinden farklı. Tabii ki yine iyi bir para. Avrupa içerisinde de mühendis olduğun için yani çok önemli bir meslek. Hatırı sayılır bir meslek olarak geçiyor değil mi orada da? Türkiye'de de öyledir yani. Yine iyi bir mühendis, yine iyi bir firma çalışan bir mühendis yine güzel bir para alır. Burada da o şekilde. Tabii ki yine aldığın para kendi bölümüne bağlı, çalıştığın şirkete bağlı, hangi tarz iş yaptığına bağlı. Çünkü bu rakam 30 binde olabilir ama 50 bine de dayanabilir, 60 bine bile dayanabilir. Eğer çok fazla bir tecrüben varsa ve uzmanlık alanın varsa. Peki, şimdi sen sayısal öğrenseydin Serkan, biz de öyleydik, beraber hazırlandık hatta. Hani hazırlanırken ya harbiden şunu yaparsa arkadaşlar ya başarılı olabilirler. İşte mühendislik istiyorlarsa hatta şöyle çalışsınlar diyebileceğim bir şey var mı senin? Hani uzun yıllardır aslında eğitim sektöründen uzaksın. Hani belki hatırlamıyorsun ama kendi çalışma stilin neydi? Yani nasıl yaptın? Nasıl kazandın bu bölümü? Vallahi güzel soru. Hani sadece bu bölüm için değil genel geçer. Bence hani hangi sınava çalışıyorsan ya da hangi bölüme çalışıyorsan bir kere isteyerek yapacaksın. Bu olay içinden gelmesi lazım. Ve anlayarak yapacaksın. Sadece hani bizde biraz daha mantık sisteme oyna, sistemi geçelim. İşte sınavı geçelim, gerisini hallederiz gibi bir bakış açısı var. Halbuki yani üniversiteye bile girince insan hani tabii şimdi ne yapacağız? Yani üniversiteye girdin ama belli bir yine bilgi birikiminin olması lazım. Yoksa o şekilde de üniversitede başarılı olamayabilirsin. Çünkü sonuçta yine güzel bir şekilde mesleğini devam ettirmen için üniversite hayatında da başarılı olup iyi bir derecede bitirmen gerekiyor. O yüzden öğrencilere yani arkadaşlara tavsiyem hakikaten hani sıkı çalışın, iyi çalışın, anlayarak, gerçekten anlayarak çalışın. Benim zamanımda çok insan gördüm. İşte günde 1000 soru çözüyorum, 500 soru çözüyorum, 2000 soru çözüyorum. Şu kitapları bitirdim. Yani çok insan vardı. Ama yani önemli olan sayı değil. Hakikaten yani kalitesi o sorulardan ne kadar anlayıp hangilerinin hani detayları anladığın önemli. Eğer anlayarak çözdüğün sorular varsa zaten bence sınavda başarılı olacaksındır. Diğer dokunacağım diğer bir nokta öğrencilerin bilinçli olarak seçim yapması. Ya meslek yani, seçimi mi? Meslek seçimi, bölüm seçimi. Sonuçta hani tabii ki şimdi her makine mühendisi olan yine makine mühendisi yapmıyor. Ya da işte başka bir mühendis ya da öğretmenlik. Çok yani hani Avrupa'da da böyle, Türkiye'de de böyle olabiliyor. Yani hani bir mesleği bitiriyorsun ama koşullar gereği ya da istediğin meslek olmayabiliyor. Başka mesleğe doğru yöneliyorsun. Yani düşünün acaba bu bölümü araştırın. İşte bu videolar olsun, başka internetten olsun. Bakın hangi tarz işler var, nerelerde çalışabilirim, ne gibi imkanlar var onları iyice öğrenin. Ondan sonra tercihinizi yapın derim. Çok güzel. Peki Serkan, hani bir daha dünyaya gelsen, bir daha seninle beraber aynı sıralarda liseye otursak. Gerçi aynı şeyleri yapmasak, bazen çok fırça yediğimiz de oluyordu. Velhasıl sınav anı gelse tekrar aynı bölümü yazar mıydın? Ya da başka bir bölüm olur muydu hayalinde? Ya ben bunu da yapardım, hatta bunu bu işten daha iyi, daha çok severek yaparım diyeceğim bir meslek var mı? Hocam seni görüyorum, matematik öğretmenliği hep içimden geçiyor. Vallahi. Ondan söylüyorum senin kadar iyi yapamazdım herhalde, o yüzden bırakıyorum. Sağ olasın. Hangi meslek peki, yine makine mühendisi mi? Vallahi yani yalan olmasın ama ben yine makine mühendisini tercih ederdim. Yani elektroniğe çok büyük ilgim vardı. Küçüklükten beri yani makine kadar. Ama gördüğüm fırsatlar ve yani Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun yine makine mühendisliği bence güzel bir meslek. Ben yine makine mühendisliğini tercih ederdim. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim katıldığın için Serkan'cığım. Son evet. Bir şey var mı arkadaşlara söylemek istediğin buradan? Sınava çalışan arkadaşlara herkese başarılar diliyorum. İnşallah istediğiniz yerlere girersiniz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın Serkan'cığım. Hoşça kal, kendine iyi bak. Görüşmek üzere abi.